YouTube Masası'nın yeni bölümünden herkese merhaba. Uzun bir bayram arası vardı. Bayram tatilinin ardından yine birlikteyiz efsane ekiple. Mustafa, Mustafa Yavuz, Mert ve Mertcan Bağır'la birlikte hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Konumuz abi Logan Paul ve KSI maçı. Bayağı konuşulmuştu öncesinde. Maçta yapıldı ve berabere bitti. Birçok kişi bunun fake olduğunu söylüyor. Hatta Orkun falan da gitmişti. O da fake ötesi bir boks maçı açıklamasını yaptı. Siz ne düşünüyorsunuz? Amerika'da bir maç daha yapılacakmış. Fake mi gerçekten yoksa berabere mi izlediniz mi? YouTube Premium alıp Türkiye'de aktif olmadığı için maçı izleyemeye. Ya ben de bir dönem boks yaptım. İzlemişlerdir. Çok başarılı bir boks maçı gerçekleştirmiştim. Boks kesinlikle fake değildi. Orada yapılan maç kesinlikle fake değildi. Ama puanlamada Logan Paul her türlü kazandı. Birkaç dövüşte, profesyonel dövüşte sorduğum zaman puanlar sayıldığı zaman o da bana birkaç bunu söyledi. Box analiz kanalı da hatta aynen. Bir puanlama yapmıştı. Logan Paul her şekilde kazandı diye düşünüyorum. Çünkü KS'nin ceza puanı da vardı diye düşünüyorum. Vuruşlar tamamen gerçekti. Ben şaşırdım artık. Hani öyle bir şey beklemiyordum. Çok güzel bir maçtı. Ben izledim maçı bu arada. Beklentiyi bir kere çok üst düzey tuttular. Gerek training maçları olsun ondan önceki. Gerek işte antrenmanları olsun. Özellikle Logan Paul'un o kütükle yaptığı şovlar. Ötekinin böyle jigs kıyafetler falan giydiği. İlk başta bana kalırsa boks maçı gibi başladılar ama daha sonradan eğer bu fake bir maç olmasaydı ikinci versiyonu yapmazlardı. Birinci versiyonundan zaten biletleri paralı yaptılar. Çok fazla para kazandıkları için ikincisini çekmek istediler haliyle. Biz de ne yapalım dediler. Bunu beraber yapalım. İkincide biraz daha kazanalım dediler. Ben olsam ben de öyle yapardım. Aynen. Galip kim oldu? Yok. Beraber kaldın. Beraber kaldın. Ben onun puanın kazanmasını istemezdim. Bir tatsız bir olay geçirmişti ya, çok saygısızca bir olay. Abi KS'nin yaptığı şimdi şey olmaz ama adamın kız arkadaşının maskesiyle çıktı yani. Yok ondan bahsetmiyorum. Logan Paul'un geçmişte yaşadığı bir olayından. Çin olayı mı? Aynen Çin olayı. Çin miydi, Japonya ya, mıydı? Ya onun savunulacak bir yanı yok yani. Bilmiyorum ama dövüşme olarak ya ben o maça bakıyorsan abi. Ben sürekli boks deneyimden bahsetmeyeyim. Yolladılar, bip koyarsanız da. Şey abi. Sahiye bak. Yaptırırken bile bip koydurtuyordum. Sahiye bak. Kim daha iyi dövüştü diye sorarsan Logan Paul daha iyi dövüştü. Logan Paul'un bir de KS'yi çok büyüttüler gözlerinde. Silah çeksem ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Hiçbir şey yapamaz. Evet, bitti. Evet. Tek yumrukla canını alır. Allah'a bakalım. Olmaz da silah çeksem. Ama vuruşu. Tebrik ederim abi, böyle delikanlılar lazım. Şimdi bu insanların geçmişini de karıştırmak lazım. Logan Paul çocukluğundan beri jimnastik yapan bir insan. Hatta Logan Paul neden ünlü oldu? Bacaklarını dümdüz açabildiği için. 180 derece aynen öyle. Çocukluğundan beri jimnastik yapıyor. KSI'nin da son zamanlarda bir boks geçmişi var. Hani bana kalırsa avantajlı olan taraf Logan Paul. Bu gerçek boks maçı olsa idi. Logan Paul gerek vücudu, gerek geçmiş deneyimleri, gerek tekniği sayesinde KSI'yi patates ederdi. Zaten ben de kadar... etti diyebiliyorum. Ama ben Logan Paul'u da aldım yani, bizim ev boks ringi gibi onun için. Logan Paul var ya, KSI'nin tek yumrukta canını alırdı kanka. Galiba programa konuk olarak geldin, hiç ağzını bıçak açmadın. Sen ne diyorsun abi? Yani ben, biz eski Mustafa Hakkı istiyoruz. Tamam, hayır yok şeyden dolayı, sırayla soruyor ya. Videodan önce karılarla kızlarla takılıyorum, sevişiyorum derken iyiydi. Buraya geldin, sustun ağzını bıçak açmadın. KSI'nin niye mafya gibi? Mustafa Hakkı'nın gerçek yüzü. Ben de YouTube masanıyım ama kardeşim demem, gömerim direkt. Burası gömme yeri. Ben şöyle bir açıklama yapacağım. Ya biz dayıyım bana. Şu an seni ciddiye alamıyorum. Ben o kadar hazırlık yapıp bir adamla boks maçı yapacak olsam ve o adam da benim gibi hazırlık yapacak olsa birimizden birinin ya kolu ya bacağı kopar abi. Tabii, tabii. Maçta bakıyorum burundan kan akmıyor, dudaktan kan akmıyor. Az bir şey kızarmış kask var. Yani, o kask mı? O kaskı adamın götüne sokarlar. Bayağı iyi. Maçın tiyatro olduğunu düşünüyorum. Maç tiyatro değil, puanlama. Maç tiyatroydu abi. Abi maç sonunda bir adamın burnu kanamaz mı ya? Bu arada siyahi arkadaşlar biliyorsunuz her alanda başarılı. Futbolda, basketbolda özellikle birçok siyahi, gerek farklı alanlarda bizden çok fazla artıları olduğu için. Ben KSI'yi destekliyordum yine söyleyeyim. Ama maçın fake ötesi fake olduğunu düşünüyorum. Ben yani. KSI'yi daha çok severim ama dövüş olarak o maç Logan Paul'du bence. KSI son 2 round iyiydi ama. Benim fikrim bu abi. Sadece YouTube üzerinden o izlenmeden 20 milyon liranın üzerinde para kazanmış. Bir de spor. Dolar lira mı dolar mı? Lira. TL karşılığı. Adam ligayla alışveriş yapmıyor ki ona ne? Ferrari alır mı? Biz dolara karşı olduğumuz için milli para birimimiz. Sonra neden ikincisini yaptılar? Revanşmış. Revanş çok iyi revanş. Amerika'da oldu. Para revanşı. Ben maç yaptım. Karın çokluğum. Dürüm yedim geldim ya. Bir de dayak yedim. Bir de dayak yedim. Bir de zeytin yok abi. Diğer konumuza geçiyoruz abi o zaman. Rain Man Cem Yılmaz'ın yeni çıkacak filminde oynayacakmış oyuncu olarak. Balon o ya.
Güzeldi kanka. Yani ben garip buluyorum. Bence gerek yok. Yanında zaten bir sürü iyi oyuncu var. Zaten Cem Yılmaz bu camianın en üst seviyelerindeki adamlardandır. Yoksa beni biliyorsunuz, ben Reynmen'i çok severim. Herkes bilir burada. Cem Yılmaz'ın kitleye mi gitti? Bir story atalım Cem abi. Saygılar, çok seviyorum. Akraba diyorlar ama bilmiyorum. Ya akrabadan ziyade belki de ticari bir ilişki olabilir. Bence de. Hani ya adam der ki sosyal medya PR'ını %20 bedavaya getirelim. Aynen. Benim fikrim o. Fatih Yasin de Reynmen'i boks maçına davet etmiş bu arada. Fatih Yasin Reynmen'i boks maçına... O da ticari bence. O da ticari. Neden Fatih... İşin içinde Fatih Yasin varsa kesin ticari vardır. Peki neden peki Fatih Yasin mesela onu Reynmen'i boksingle çağırdı, beni davet etmedi? Çünkü... Çünkü kitlem yok yani. Kitlem yok. Doğru söyle. Çıkar mıydın peki? Çıkardım her türlü. Tam sana meydan okuyor. Hadi bakalım, tamam. Boks maçı. Hadi bakalım. Gerçekten. Gerçek ama. Pogogam'da seninle boks maçı yaptım. Ya hadi bakalım. Tamam. Siklet umurumda değil. Siklet. Sonradan geldi. Siklet. Ben bir şey diyeceğim. Mert eğer sağlam bir yumruk atarsa bir dahaki programa katılamaz. Ya ama benim... Senin kartonuna ilgili koyuyor. Ya benim şöyle bir durumum var ama. Ben %100 kaybederim. Çünkü sevdiğim insanlara vuramıyorum ben. Öyle bir kanka, durum var. Gerçek kavga bile olsa yani. Bence sen kazanırsın kanka. Kardeşim. Ya temmedin biri olsan yıkarım ama... O yüzden boks değil de kafes dövüşü yapın abi. Aa evet. Niye? Ne oldu? Yemedi mi? Ne? Evet. Kafes dövüşü. Tamam yine... kafes dövüşü. Tamam ulan. Nasıl geldi? Aynen. Ben o yüzden kafes dövüşü diyorum. Ben boksta kana at. Boks iyiydi. Muhabbet kuş kafesinde yapalım. Sen nasıl canım? Kafes dövüşü elimiz var lan. Tamam ben söyledim düşünceyi. Tamam abi. Senin var mı eklemek istediğin, söylemek abi, istediğin şey? Abi Reynmen gerçekten iyi bir oyuncu. Bence Enes Batum filminde gördüğüm kadarıyla. Ama Cem Yılmaz hakkında şunu söylemek istiyorum. Son zamanlarda sosyal medyadakilerle böyle içli dışlı olması, ki Cem Yılmaz gibi bir adamın hani dizilerde bile oynamayan böyle. Hani benim için Cem Yılmaz en üst rütbede gibi bir şeydir. Tabii. Şu an. Bilmiyorum, bana tuhaf geliyor. O karizmasını biraz benim seni gözümde zedeledi. Seni paramla döverim. Oldu mu yaptın mı? Aynısı kardeşim benim. Yakın Cem Yılmaz'dan. Bence Reynmen'den daha iyi oyunculuk. Para öyle yani. Cem Yılmaz. Espri. Bir şey anlatıyorum. Ve Metin yazarı ölür. Tamam devam et kanka. Yok bitti zaten. Tamam. Reynmen son zamanlarda yaptığı gerek girişimler olsun gerek atılımlar olsun çok iyi bir girişimci. Yani oyunculuğu hakkında hani çok fazla laf etmek istemiyorum çünkü çok takip etmiyorum oyunculuğunu. İzlemedim. Ne nerede ne yapması gerektiğini, nasıl adım atması gerektiğini çok iyi biliyor. Cem Yılmaz'ın neden Reynmen'i aldığı konusunda gelirse arkadaşlarla hemfikirim. Sosyal medya olarak gerçekten çok güçlü bir isim. Gişeyde %50 oranında etkileyeceğine eminim. Ebenin! Yani %50 olmasa da etkileyeceğine. Enes Batu kaç milyonlar izlendi çocuk be? 1,5 milyon izlendi. 1 milyon gişeyi zar zor yaptı Enes Batu. 1,5 milyon izlenmedi mi? 1,5 milyonu nasıl izlendi? 300 bin kişi aslında o. Yanında amcaoğlu, dayı oğlu. Olay o zaten. Adamlar bileti alıp adam aldı. Oradan sonra ikinci seansa girmedi lan. Aldı mı parayı? Aldı. Tamam bitti. Sen de yap, ben de alayım amcaoğlu. Ben niye Enes Batur'u savunuyorum? Yoksa pirinci ip ne seni? Aynen abi. Konumuz Enes Batur'a geliyor abi. Enes Batur değişti muhabbetleri var. Instagram'da da Enes Batur'un işte Enes bazı kitlesi değişti şey diyor. İşte bizi bırak. Aynen. Başak'ta Enes gitti, Taşak'ta Enes geldi. Enes'in çektiği film gerçek oldu. Bayağı bildiğin senaryosunu yazdı. Arkadaşlarıyla arasının bozulması, açılması. Daha sonra... Belki de onu mu yapmaya çalıştı? Bilerek yapıyordu. Tavranın değişmesi, insanlara karşı ya böyle karıyla kıza takılması, alkol alması falan. Bunlar sahne sahne bir ara Enes'in ifşalarının yayınlanmasının ardından falan. Kim hangi ben piç dedim, yayınladı acaba onları? Allah, acaba hangi orası? Sen yayınladın. Enes beni arıyor. Tamam mı bak, Enes beni arıyor. Diyor ki ya diyor. Dedim efendim kanka. Dedi ki... Bak şimdi. Ya dedi Hazreti Yaso dedi benim ifşamın paylaşılan ifşa dedi bu kulak bulak olayı var. Sayfaya dedi bağlantı paylaşımı sahibini tanıyorum. Kaldırtırıldı mı? Kaldırtırayım mı demişsin sen ona. Aynen. İstersen desteklerim hani yardımcı olayım kaldırtırayım bu ifşa. Dedim ki kaldırayım mı kanka dedi. Admini benim bak, kaldırayım mı dedi. Evet bak şimdi kaldırayım mı dedi. O da demiş kaldır kanka. Yani, adam oradan şey... kaldırtırıyor kendi hikayesini. İyi de ben kaldırayım mı derken orada hikayeden bahsettim. Güzeldi. Yapmış olabilir. Takipçileri o filmdeki gibi kötü Enes olduğunu artık bizi bıraktığını söylüyor. Bir tüm takipçileri. Öyle abi. Enes Batur oldu sana çatır çutur, patur kutur, haşur huşur. Peki bu değişim sizce yani iyi yönde mi değişti yoksa daha kötü mü oldu? Samimi söyleyeyim. Enes'in
bundan bir sene önceki film çıkarmadan önceki halini bu oyunda GTA 5 videolarına mesela samimi buluyordum. Ama ondan sonra yapmacık olmaya başladı ve ondan sonra gerçekten yapmacık olmaya başladı. Sonra sosyal taklidi yapmaya başladı. Ama iç dünyası değil, kendimden biliyorum. Yani değil. Ben şu anki halimi beğenmiyorum. Ben şunu çok tam olarak şey anlamıyorum ya. Çocuk yani böyle çok şey bir tabir olmasa ama sünepeyken herkes diyordu ki yapmacık, izleyici oynuyor, çocuğu eğlen, çocukları eğlendiriyor adam falan. Şimdi taşı toprağı. Şu an karı kızla takılıyor işte, ne bileyim alkol içiyormuş. Mustafa'dan duydum, ben tam görmedim. İçmiyor, içmiyor. Ha, her neyse işte alkol böyle içmiyor. Sosyalleşiyor falan. Şimdi de yapmacık diyor çocuğa. Bu çocuk ne yapması gerekiyor? Ben bunu anlamıyorum. Ama çünkü şey başka yani, üstüm yok. Başka neyse, üstüm yok. Hangimiz hani karı kızla takılmıyoruz ki? Enes'te bir insan sonuçta ve değişen bir insan. Her şey değişir. Ha, unutmayın. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Ya değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. 2 sene önceki halimizle alakamız yok. 4 sene önceki halimizle alakamız yok. Bundan 2 sene sonraki halimizle yine alakamız olmayacak. Yo, ben hep malım. Ben hep fakirim kanka. Enes büyüyor, gelişiyor. YouTube'da büyüyor. YouTube onun evi. Sizin de zaten ailem olarak hitap ediyor. Ya gözümüzün önünde büyüyor aslında. Ya gözümüzün önünde büyüyor. Çocukluktan büyüklüğe doğru değişmesi çok normal. Evet, kendi de diyor benden her yıl değişiyorum. Değişecek, bu yıl değişmeyecek. Değişecek. Sen de değişeceksin. Ben de değişeceğim. Sen de değişeceksin. Herkes değişecek. Bu değişirim bilmiyorum. Bilmiyorum. Belki adam olacaksın 2 sene sonra kanka. Her insan, İnşallah. Her insan değişir. İnsanın değişimi varlıkları üzerinden olmamın, yani bir de üzerinden olmamın veya edindiği çevre oradan görmediğimiz var. Bu şekilde ilerlememeli. Bu ileride hem kişilik bozukluğuna neden olur, hem psikolojik çöküntüye neden olur. Yani bunu Enes Batur'a geçen yıl verilen Fanten Altın Kelebek ödülleri vardı. Geçen yıl ilk defa en iyi YouTuber kategorisi eklenmişti. Onu Enes Batur aldı. Ondan sonra Enes Batur işte videolarda küfür kullanıyor falan diye eleştirilince ödülü geri aldılar. Bu yıl da yine en iyi YouTuber kategorisine ödül verecek. Sizce hem bu yıl kim alır? Hem de geri alınması konusunda ne düşünüyorsunuz? Bence ödül verirken Fanten kendi reklamını yaptı çok fazla. Ödülü geri alır daha fazla reklamını yaptı. Olay o aslında. Küfür müfür değil. Bütün olay reklam, PR. Reklamın hiç kötüsü olmaz ama Panten mi? Hemen gidip Panten satın almalıyım. Şey adam bir hafta sonra haberlerde şampuan geri alındı. Toplatılmış. Bütün şampuanları geri topla. Yine haber, yine reklam falan. Peki bu yıl sence kim alır en iyi YouTuber ödülünü? Ben keşke Deep Turkish Web alsa ya. Çok gülüyorum onlara. Ben Deep Turkish Web alamaz kanka öyle bir reklam. Alamaz ya. İşte alsın geri alsınlar sonra. Deep Turkish Web geri alındı falan. Ödülü bırakıp onları alıyor. Enes'ten o ödülü. Ha, onu ben yapacaktım ya. Tamam sen bir çok daha yap bizim. Enes Batur'dan ödülü aldılar ya, Deep Turkish Web'i de içeri alırlar. Çok geç kaldı. Benim aklıma geldi. Tamam devam edelim. Evet abi sen ne diyorsun? Hem bu yıl kim alır? Bir daha yapsam. Abi mesela ben... Bir saniye abi lafını kesmeyelim. Sendeyiz abi. Ben şunu merak ediyorum abi. Mesela diyelim ki biz aldık. Kim alacak o ödülü? Hepimiz mi alıyoruz? Dörde böleriz kanka. Yani kimde kalacak? Cemal, bir hafta bir hafta döneceğiz. Benim kafamda şet taşı var. Böleriz dörde. Bence bir şey diyeceğim. Ödülü kim almalı biliyor musun bizim ekipten? Ben. Hayır abi. Lan balığa veririz lan. Ha balık. Akbabim alırız akbabim. İçine atarız al senin ödülün diye. Balık bu hafta yok abi aynen fark etmişsinizdir. Bugün bir kaybımız var. Balığımız bugün yok. Gitti be gitti. Gitti değil mi lan? Dizlerin acıyor biliyorum. O bile gitti ya. Öyle abi bence kim alır derseniz abi Oğuzhan'ın geçen sene bu sene kadar popüler miydi? Değil Batu. Hayır. Oğuzhan Uğur ya da Rain Man alır. Ya, Oğuzhan Uğur mu Rain Man mı almalı diyorsunuz? Ben bu adamı niye sevmiyorum? Video geçen açtım futbol videosunu izledim. Şu çok güzeldi lan. Şu an örnek veriyorum. Bir YouTuber tamam mı? Böyle yüksek bir YouTuber. Şöyle dururken kamera görse hemen falan. Bu adam kulağının arkasında sigarayla video çıkıyor. Olduğu gibi. Ay sigarayla samimiyet oluyor mu? Öyle düşünenlerin de ama yani nasıl diyeyim? Nasılsa öyle gibi geldiği için bana. Hani sana nasıl gerçekten geliyor? Ya tabii ki samimi gelmiyor. Gelmiyor değil mi? Yani bana da öyle gelmiyor ama videoları güzel yani. Reyna sen yemek sormamış mıydın? Evet. Ama ağzıma samimi geliyor. Düşünceyi video izliyor boğazımda kalsın. Sen ne diyorsun peki abi? Kim alır sence? Reynmen mi diyorsun? Altın kelebeği. Reynmen alır ya. Reynmen alır. Bana da öyle geliyor. Oğuzhan yani, Uğur da yani iyi bir aday. Ben ya Oğuzhan Uğur mu hani Rain bir ihtimal Damla Bilic belki şeydi. Mesela abi ben bir şey diyeceğim. Oğuzhan Uğur mu Rain Man mi desene? Altın Kelebek ödüllerinin bir jürisi var. O jüri belirliyor. Gazeteciler de başlıyor. Jüriyet gazetesi. Düşünmeden. Ha Oğuzhan Uğur mu başarılı? Rain Man mi deseler? Bence Oğuzhan Uğur daha başarılı. Bence Rain Man daha başarılı. Değil mi? Ya bizi de aday yurt dışına gidiyor, ya geliyor. Daha kafa kafaya yarışırlar bence. Konseptleri farklı. Elma ile armutu aynı kefeye koyamazsın. Konseptleri farklı çünkü. O zaman diğer konumuza geçelim abi. Cahreyn tekrar YouTube Türkiye'ye dönmek için Türkiye'ye taşınmış, Türkiye'ye yerleşmiş. Daha konsepti tam belli değildi. Sadece şey var. Fat to fit yapacakmış galiba. Şişmandan zayıflama o serüvenini paylaşacakmış. Acaba hangi fitness markasını? Ben Harp'tan diyorum. Düşünsene YouTube'a giriyor, YouTube mafyasını kuruyor. Ya.
Başarılı olur mu sizce? Yani tekrar geliyor YouTube'a. Daha önce de YouTube oyun videoları çekiyordu. Evet, Minecraft çekiyordu. Yani, Twitch'teki konumunu YouTube'a borçlu bana kalırsa. Bir de Oxy Anakin olayından mı borçlu? Bence Twitch'teki konumunu polemiklere borçlu. Bence de. Çoğu herkese kavga ediyor. Bence çok komik. Twitch'te başarılı yani, olmak istiyorsan birilerini kavga edeceksin, sallayacaksın birilerini. Diyor ya, Oxy'ye ne prim vereceğim? Bakıyor 3060. Oxy şerefsiz. Ne yapıyorsun? 6000 daha. Hemen saatte bakıyorum. Çok komik değil mi? Sonra çünkü onun kitlesi de geliyor. Jahreyn'i dinliyor. Jahreyn de zaten adamı hipnotize edecek gibi konuşuyor. Çok iletişimci ya. İletişimi çok, çok başarılı. İletişimi çok başarılı. İletişim çok başarılı. Adam yüzden... yılların yayıncısı. Bir zahmet başarılı olsun. Kanka yani. Kaç yıldır piyasada Jahreyn? Benim bildiğim Twitch'te 3-4 senedir var. YouTube'da da 6-7 senedir var diye biliyorum. Ama ben Jahreyn'in yaptığı iş olarak, tamam mı? Yani çok kaliteli üst düzey bir iş yaptığını düşünmüyor. Konuşuyor çünkü. Hepimiz yapıyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Kiminin mesela diyorum Zeon'un prodüksiyonu çok iyidir. Görselleri çok iyidir. Ekibi çok iyidir. Ekibi. Jahreyn bu tarz şeyleri çok önemsemez. Görselliği. Ama adamın kalitesi kendi ağzıdır. Konuşmasıdır. Karşıya hitap edişidir. Yani herkes bir fark şöyle yaratarak. Şöyle bakıyor. Herkes zaten lafımı herkes zaten Twitch'te, YouTube'da farkını ortaya koyarak kitle kazanır. Jahreyn'in yaptığı da bu ve bunu çok başarılı yapıyor Jahreyn. Şöyle bir şey düşünüyorum. Jahreyn eleştiri konusunda iyi. Yani bence. Bir insan takip ediliyorsa, şey insanlar o kişiyi seviyorsa onun bir vasfı için seviyor. En salakça örneği vereceğim. Bu adam Gençhane'yi eğer izliyorsa salak olduğu için. Gençhane YouTube'da para var çovalıyım mı kanka? Alsana. Gençhane Alper Arızan House of Cringe anası diyor. Yapayım mı? Alper'in şarkısı söylüyor. Nasıl başlıyordu? Şeydi, neydi? Enerji. Enerji. Bugün dışarıda. Bak. Böyle var. Evden bir çıksan, keyif uçatsan. Kanka hiç dinlemedim, bilmiyorum. Ben mi? Allah senin belanı versin. Bize konuya dönecek olursa... Ulan oğlum yapma üstünde başım. Oha! Bir şey mi? Neyse tamam devam edelim. Evet abi. Konuya dönecek olursa aynen, ne diyorsun? En çok sevdiğim ve saygı duyduğum özellik kaos ve dramayı çok güzel kontrol ediyor. Aynen kanka ben de çok saygı duyuyorum. Kaos ve dramayı kendi lehine çeviriyor. YouTube'da adam... yapar mı sence bunu? Ne? YouTube'da da devam YouTube'da eder mi bu da sence? YouTube'da sana bir şey diyeyim mi? Ortalığın tabiri caizse amına koyacağız. Bana da öyle geliyor. Aynen öyle. Siyasetçi olmalıymış ya. Jahreyn mi? Hitap, abi adam bizden ya. Daha iyi eleştiri konusunda bence. Adam oturduğu yerden 11 yıllık YouTuber'a çöp dedi. Haksız sayılmaz. Ben evet. Kendimden iyi bir eleştirim olarak görmedim. Ben şunu merak ediyorum. Bu kadar YouTuber'ı eleştirip YouTube'a geldi. Kalitesiz bir şey yaparsa insanlar ağzına sıçar herife. Bu kadar net söylüyorum. Ya yani. Benim tek... Ki özür dilerim biraz ağır oldu ama. Ya benim de tek sevmediğim şey, onun da kendisiyle çok bir alakası yok. Abi bazı, bunu daha önceki bir bölümde de söylemiştim. Hani ya ben Jahreyn çetiyim bu ne ya. Mesela Twitch'te yine açıyorum. Adam diyor ki ya mallar doldu Twitch'e ben Jahocuyum işte. O7 falan. Çok böyle cringe bir kitle yarattı. Hani cringe böyle... kelimesini de o yarattı. Bizim ağzımıza dolandı. 14-15 ile çete gelip ya bu çocuk çok cringe yani deyip tıklayıp gülüyor. Ben nefret ediyorum bundan. Orada böyle ağzı yüzü... Ben Jahreyn'in kitlesini seviyorum lan. Ben sevmiyorum. Ya. Bazıları gerçekten çok evet, kanser ya. Evet şey gibi düşün. Jahreyn'i izlediği için kendisini havalı düşünüyor. Jahreyn'e kendini kültürlü sanıyor. Ondan nefret ediyorum işte ben. Mesela bu şey İyi de Jahreyn çok kültürlü bir adam değil ki. Ya hayır ondan değil biz kültürlü adam izlediği için kendini kültürlü sanıyor. Bahsetmeye çalıştığımız şey ne biliyor musun? Cemal abi Jahreyn'i izliyor. Hani random bir yayıncıya diyor ve diyor ki işte bok gibi yayın yapıyor. Hiç izlemeden bile ya ki bok gibi yapıyor. İşte sadece Jahreyn bu işi kırıldı falan. Twitch mal doldu. Twitch i̇şte, mal doldu işte. Balta atıyor böyle. Jahreyn'in sabıyım ben. Yani yoksa kendi... Jahreyn'in kitlesi bence Jahreyn'den daha zeki kanka. Ya ben sürekli Jahreyn'in... Sen tümünden daha salaksın. Kanka. Hayda. Neden biliyor musun? Büyük konuşuyor. Ben Jahreyn'in sesini kısım. Sadece şeyleri okuyup altıma sıçıyorum gülmek. Ben Jahreyn'i izlerken kapıyorum yani. Benim en kanser olduğum şeyler 14-15 yaşında çocuklar gece saati kuruyorlar. Anne babası uyumaz saatlerini buluyorlar. Halının üzerinde sürüne sürüne gidiyorlar. Gizlice annelerinin kartını alıyorlar. Oradan bağışı atıyorlar. Abi ne olur adımı oku. Adam bir de adını okumayınca da parayı boşuna atmış oluyor. Sürüne sürüne gidiyor. Geri koyuyor kartı sürüne sürüne. Sabah annesi uyanıyor diyor ki oğlum diyor ne oldu diyor. Benim diyor bir dedi partına para çalmış. Anne bilmiyorum polise gitti bilmiyorum. Polise bile Jahreyn tutuklandı. Onlar kepsleri çok iyi oluyor. Yolda işte dilenci göbe diyor. Ya git çalış mala bak ya falan diyor. Jahreyn'e abi oldu mu? Abi son paramı sana aldım. Aynen. Ben
abi sana son paramı attım diyenlere parasını iade ediyorum yani. Ne ayı be. Yazık duy arkadaşım yani. Yani. Şey İyi prim yapıyor. Sen inanıyor musun bir son parası olduğuna? Hayır ama gönlüm el vermiyor, ciddi söylüyorum ya. Yani ne bileyim son parasıdır belki gerçekten. O zaman paradan girmişken bu bayramda yine bayram harçlığı gönderen bazı YouTuber'lar vardı. Çok da uzağa bakmaya gerek yok. Hatta bayram harçlığı isteyenler de var. Ben ne oldu biliyor musun? Bayram harçlığı istemeyi bırak. Abi ben rakamları gizlemem. 400 lira gibi bir miktar dağıttım sağa sola ona buna. En son kalite oyuncu koltuklarının sahibi Nafiz abi benden IBAN istedi. Pardon IBAN'ını verdi. Dedi bana harçlık yok mu dedi. Adama 50 lira para attım. Hani adam büyük adam sonuçta. Kaç yaşında adam. 50 lira attım. Normalde 20 lira, 30 lira, 40 lira, işte 15 lira, 20 lira atıyordum. Sonra bir saat sonra bir baktı hesabımıza para geldi. Bir tıkladı olan bana 1000 lira yollamış. 600 lira kar. 600 lira kar mı? Eyvah. 600 lira değil lan. 50 lira yollamışsın. 1000 lira yollamışsın. Hayır onu demek istemiyorum. Şerefsiz namussuz. İlla bir ibnelik bulacak o olayda. Yalancıya çıkabilecek adamızı böyle. Bayram başlığı yolladılar. İsteyenler de oldu. Hatta senin de bir açıklaman vardı. Samimi bulmuyorum. Samimi bulmuyorum demedim. Kanka ben de senin bu açıklamanı... Ben dedim ki... Mervan Tepelioğlu benim... Bana istedi hatırlıyorum. 2000 lira mı toplamış? Ben o adamı samimi buldum mesela. Abi olay neydi biliyor musun benim o açıklamamdaki şu. Herkes bana abi DM'den bize bayram harçlığı yok mu? Herkes gönderiyor. Sen niye göndermiş? Bana da dediler çok fazla ya. Ben de dedim ki şey dedim. Benim gündeme gelmek gibi bir ihtiyaç... Gündeme gelmek gibi bir şeyim yok. Düşüncem veya ihtiyacım yok buna dedim. Ben kimseye bağış atmıyorum dedim. O yani çünkü baktığın zaman o bayramın 3 günü boyunca Berkcan Güven bağış gönderdi. Reymen bağış gönderdi. Hazreti Yasuo şuna bağış attı dün gece falan. Hep bu vardı. Bunu söyledim ben. Mesela ama gündeme geldin helal olsun. 3 adam yapıyor diye bütün YouTuber'ların yapmasını istedi anladın mı? Sanki kurban kesmişim de etini dağıtıyormuşum gibi böyle. Ne alaka bilmiyorum ama yani. Benzer bir şey. Valla bana anam babam bayram harçlığı yollamadı büyüdün eşek kadar oldun diye. Ben de kimseye yollayamadım yani kanka, olmadığı bizi için. Bizi izleyen küçük insanlar var. Ben özellikle olarak baktım hani küçüklere daha çok para. İninal kartla vesaire böyle şey yapanları ben, isteyenlere daha çok yollar. Ya şimdi bir kişiye yollarsan o chat biter. Yani 3000 tane mesaj arda arda gelir. Ben de hani... kendimi büyük gözüyle gördüm orada. Benden yaşça küçüklere yolladım. Gayet keşke şöyle bir sistem olsa oraya eklesen. Herkes klik yok kendi çekebilirse oradan mesela. Sen de mi yolladın bu işi? Gizli güzel. Senin kendin... Ne kime var? 5 lira yolladım, 3 lira ona yolladım. Kanka o kadar bütçem var. 20 TL'yi 500 kişiye bölüştüm. Gerçekten düşük bütçeliymiş. Geçen bölümki 20 TL. Senin var mı abi söylemek istediğin şey var? Hangi konu? Bayram açlıktır abi. Samimi mi? Abi şu YouTuber'lar bana da gündeme gelmek için tabii ne için yollayacaklar ya? Yo ben kimseye haber yapın şunu yapın bunu yapın demedim. Hatta hakkında haber de yapılmadı. Bir sonra bayramın son günü bir kişi işte Hazreti Yusuf bayram açlığı atmaya başladı falan ya dağıtıyor gibisinden bir şey gördüm. Onun dışında başka hiçbir yerde görmedim. Sen yani, de hedefin ulaşın. Valla benim param olsa ben dağıtırım ama hikayeden paylaşmam yani. Niye? Şekil şukul yapmam bunu. Sen yani. YouTube'a bu kanala atarsın bayram açlığı atıyorum herkes. Böyle egoların olmasına gerek yok. Yani adam istemiş at abi demiş. Hayır ben atarsam diyorum ama bunun reklamını yapmam yani. Hayır reklam olarak yapmadık biz zaten. Ben millete dedim genç de şaka reklam yaptı. Ama nereden haber verebilir ki size bağış atacağım diye. Abi YouTuber'ların lüks tüketime özendirmesi konuşuluyor. Böyle işte yok. Bir günde 10 bin lira harcamak, işte oraya gittim Nusret'te işte 3 bin yedim, burada şunu yaptım falan. Twitch'e 20 bin lira bağış. Ha aynen Twitch'e giriyor yayıncılar işte bağış atıyorlar falan böyle. Benim günlük harcamam 25-30 lira. Ya kendine kıyafet yetersiz ama. Görüyor kendisini, izleyen insanlar çünkü onu idol olarak görüyor. Onun yani. O yaşantısına kadar da kendini böyle daha yetersiz, daha şey görüyor. Yani bu kendin, bu bende şu... Huy olarak vardır. Mesela bu arada bayrakım 65 lira. Evet biliyorum kanka. Benimki de 50 lira. Abi o çok fazla. Şu şeyle alakalıdır. Mesela ben film izlemem. Hiçbir zaman film izlemem. Çünkü izlediğim filmin sonunda o filmde yaşananları, o filmdeki olayları gerçek hayatla yani kendi hayatımla kıyasladım ve moralimin bozulacağını düşündüğüm için mesela. Peki neden kıyaslıyorsun? Abi öyle hissediyorum. Yani benim iç dünyam o şekilde çalışıyor. Ben film izlerim. Sonra vibe ederim çıkarım. Sonra kendi kafamdaki kendi kişisel düşüncelerim sonucunda ben depresif bir moda bürünüyorum filmin sonu. O yüzden film izlemem mesela. Bu da aynı şey. Adam görüyor. İşte lan diyor adam YouTuber diyor. Ne kadar güzel diyor. Herkes tanıyor diyor. Görüyor, ediyor. O yüzden yani. Nefret eden bile var. Evet, tabii canım evet. Bayağı var yani. Bunun için nefret eden bile var yani. O yüzden biraz daha YouTuber'ların mütevazı olması hem kitlesini, kitlesiyle olan etkileşimi, samimiyeti açısından iyi olur. Hem de kendini dışa vurumu ona kişilik olarak artı puan kazandır diye ya düşünüyorum. Ya örnek veriyorum. Kimsenin bir şey kaybetmesine de olmaz kendi yani. Kendi mütevazı olmasa bir insan öyle göstersin yani. Bak söylemek istediği olay ya şu bence. O samimi
olmaz. Mesela Cem Yılmaz para makarası yapıyor, para esprisi yapıyor ama o adam isterse böyle kendini altından kaplatabilecek bir adam ama sadece tişört. Acun Ilıcalı elmastan kaplatabilecek bir adam her yer dahil. Ama şey tişörtle çıkıyor ama buna... Bundan nefret eden insanları da ben çok fazla anlamıyorum. Örneğin Mustafa'nın arabası var diye benim olmak zorunda bunu değil. Bunu da diyorlar evet işte. Yani anladın mı? Evet bu da çok iyi. Türkiye'de ama hep nefret edilmemeli ama sonuçta sen onlardan kazıyorsun. Hani bari ama bilmiyorum ya ben neyse çok ben çok konuşmayayım ya. Çok. Ya şöyle bir şey var. Türkiye'de her zaman başarılı olan ve çok para kazanan insanları kıskanılır ve aşağı çekmeye çalışılır. Ondan seviyetsizce nefret edilir mesela. Adam aylık kazanıyor 1000 lira. Ya. Öteki kazanıyor 10 bin lira. Kıskanıyor onu ve sebepsiz yerlerden vurmaya çalışıyor. Aynen, adamın açını arıyor. Başka yerlerden bunu. Aylık ne kadar gelirim lan? Benim mi? O adamın bize gelip paramız, kazandığımız para için bize sallayan adamın bizim kazandığımız para üzerinden bize eleştiri yapmaya bile cesareti olmayacak kadar yıkık olmasına aynen rağmen öyle, aynen öyle. Gelip bizi farklı yerlerden bulup alışverişler. Şart konuştu. Yalan yok. Benim ayda 2000-3000 belki gelirim vardır benim ya yoktur ben yani. Benim 2500 lira kazanıyorum. Yani. YouTube'dan geliyor. Instagram'dan bazen reklam alıyorum görüyorsunuz. Ve hiçbir zaman da tribe girmemek gerekiyor. Yani ben 10 bin, 15 bin lira kazanan adamım lan diye. Aynen. Seni oraya getiren o insanlar. Halk, tabii. Ona göre davran. Yani bunun devamlılığını, bu paranın devamlılığını istiyorsan kitlenle ona göre bir samimiyet kur. Yani ben bunlardan işte üzerinden 15 bin lira alıyorum lan. Ben işte yoldan geçiyor adam mesela fotoğraf çekinelim diyor. Ya boş ver moruk işte işim var şu an falan. Bunu da yapma yani. Sonuçta sen o adam sen de fotoğraf çekilmek isteyen adam sayesinde para kazıyorsun. O adam sayesinde adam oldun. Şu an ben hiçbir vasfı olmayan kendim dahil hiçbir zaman söylemekten çekinmem. Şu an YouTube'dan veya Twitch'ten para kazanmasa bu hayatta hiç olacak insanlar tanıyorum ki ben sadece okuyan bir insanım. Herhangi bir bilgim şeyim tabii yazılım yönünde bir bilgim vardı. Ne? Kim o insanlar? Ya isim vermek istemiyorum. Ver ya çoğumuz öyle olur. Öyle olmaz. Ya nasıl olmaz ya? Kişiliğini bilemem kimsenin. Mustafa bir Rainman'in. Enes'in de bilemeyiz belki bazı şeyler gününe çıksa da. Hani gerçek hayatta kişiliğini bilmeden kimsenin kazandığı para üzerinden yaptığı ego karşılığında yargılamak istemem. Gerek yok o yüzden. Keza mesela neden Enes linç yedi? Videosunda lüks villada tatil diyor adam. Ama abi o villa sponsorluydu kanka. Biliyorum sponsorluydu ama hani hangimiz lüks villada tatil yapabilir Türkiye'de? Hiç kimse yapamaz. Adamlar kıskandıkları için dislike bastılar. Ama bazı... Yediremedikleri için dislike bastılar. Çok kazanıyor bilmem ne. Yoksa Enes'in bence bozduğu falan yok. Enes'i takip edip seven insan bile dislike tabii ki, tabii ki, tabii ki. Hatta o gün takibi bırakan insan bile bilirim ya. Eminim ben vardır. Çok gereksiz eleştiriler de oluyor. Örnek veriyorum. Enes Batur La Liga'nın Instagram hesabında canlı yayın yaptı. Adam eder ki rezil bu malı aldılar, bu malı niye aldılar, bu salağı niye... sen o zaman bir şey yapsan hiç. Demek ki seni niye almamışlar? Bir sorgula buna kendini. Yani beni niye buraya almadılar? Aynen mesela öyle. Bu işin biraz da manevi yönünü düşünmek gerekiyor. Yani çok gösterişli bir insan olmanın veya çok şatafatlı bir hayat yaşamanın dışarıdaki insanlar tarafından çekilen nazarı, ayıp denen kavramı yani insanlara yaşatmak veya karşılıklı yani nazar değmez. Ben bu tarz şeylere de inanıyorum. Ben de inanıyorum. Peki sana bir soru sorabilir miyim? Hiç kimseye zarar gelmez mütevazı. Sana bir soru sorabilir miyim? Soramazsın. Yayıncısın sen. Hayda. Altında Range Rover olan Twitch yayıncıları var ve YouTuber'lar samimi değil çok para kazanıyorlar diye laf yapıyorlar abi YouTuber'lara. Sence bu samimi? Asıl kıskanmaktan biliyor musun? Ben kıskanmıyorum. Sadece diyorum ki bok gibi para kazanıyorken YouTuber'lara hani laf atmak hani böyle mesela YouTuber'lar çok zengin, Twitch'ler çok fakir işte biz daha samimiyiz, biz halkın içindeyiz diyorlar ama Twitch'ler'in sadece bağışlar geliyor. Arkadaşım Twitch'ler'in bok gibi para kazandığını bir tek sen söylerse inanırlar. Anladın mı? Sen söyle inansınlar. Twitch yayıncı bu arada gerçekten söyleyeyim ortalama bir Twitch yayıncısı yani bir Ferit'ten, bir Zeon'dan, bir kendimden, bir Jahreyn'den bahsediyorum. Tabii ki üçünün de rakamları birbirinden farklı olabilir ama senden sırf bağış ve anlık olarak ertesi gün hesaplarına düşecek para yaklaşık 3000-4000 lira. Bir günde, bir yayında 4-5 saatlik bir yayında. O yüzden bazen samimi insanları eleştiriyorlar. Biz bitmişiz. Bu Twitch kardeşlerimiz. Biz alsalım kendimiz al. Yani, nasıl taşıyorsun oğlum beni? Şöyle söyleyeyim, Twitch'lar bok gibi para kazanıyor arkadaşlar. Twitch samimi olan ortam, YouTube samimiyetsiz olan ortam değil. Aslında emin olun tam tersi yani. Size garantisini veriyorum. Twitch'teki birkaç isim Türkiye'nin en büyük 2-3 YouTuber'ından daha fazla para kazanıyor. Tabii. Size bunun garantisini veriyorum. O kadar da değil de ben. O kadar. Enes Batur'dan daha fazla kazanan var mı? Enes Batur'dan daha fazla kazanan bir Twitch'er var abi. 2000-3000 ölü. Çok adam geliyor 30 bin lira atıyor. Evet. Nerede bu adam peki? Var mı Almanya'da.
Şimdi ben kimsenin parası benim umurumda değil tabii ama canım yani, öyle çıkıp biz halktanız fakir edebiyatı falan aynen bunlara gerek ya bence yani. Görgüsüzlük kamera önünde böyle yemek yemek falan o içeriği hiç anlamam. 20 bin kalori aldım. Sağlıksız hem bizden hem de hem sağlıksız bir iş yapıyorsun hem bununla övünüyorsun hem de yani orada yediği yemekleri alamayan insanlar var. Yok hani o şekilde demiyorum kanka. Adam mesela pizza yiyor, hamburger yiyor, onu yiyor. Kalori almak hem sağlıksız bir şey yapıyorsun hem övünüyorsun hem de ciddi hani baktığın zaman düşük gelirli aile hani biz tamam gülüp eğleniyoruz ama onları yiyemeyen insan gerçekten var abi. Yemin ediyorum var ya. Ya bir de açıkçası arkadaşlar. Yanlış bir şey bence. Doğru. Bir de açıkçası şöyle bir şey var. İnsanlar açlıktan ölüyor. Adam gidiyor tek seferde 50 binlik 100 binlik yemek yemiyor. Bence bu kansızlıktır. İşte 100 kalori ye diğerini bağışla. Benim için rahat etmez ben 60 bin alıp bir aynen öyle. Bugün ne yedin? Ben makarna yedim. Ben bugün ben 8 liraya sandviç yedim şuradan. Peynir domatesli sandviç yedim. 3 liraya tavuk döner ayran yedim. Ben makarna yedim kanka. Normal makarna. Biz ikimiz beyaz peynir sandviç yedik yani. Sen ekmek öz peynir yedik. Tavuk ızgara mı? Tavuk ızgara mı? Şerefsiz. Zengin bu. En zengin bu. Yakışmıyor yani dediğim gibi. Şu adam okey oynuyor. Adam 101'de hesap ödememek için taş çalıyor lan. 15 lira bu 15. Bak. Biz o durumdayız şu an. Taş çalıyorsunuz. Düşün yani. Ya neyse ya. Millet aç aç. En son onu diyeceğim yani yeter. Son konumuz abi. Sosyal medyayı da epey üzdü. Mert ve Özge'nin ayrılığı. Ya şu kız senden ne çekti ya? Aynen. Kanka ben bitti deme lan. Ben çok olumlu bir ayrılık olarak buluyorum. İkisinden de bir bok olacağını düşünmüyorum çünkü. Yani açık konuşayım. Sen nereden çıktın ya? Nereden geldin? Sana sor kardeşim sen sorularını. Hayatımda gördüğüm en boş muhabbetti. Bana mesaj atıyor hepiniz hayatımdan defolun. Hayatımda burayı, mıyız ki defolun? Burayı ben sunmak istiyorum. Gel abi. Değilim tabii böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Gel bunu arkadaşlar abi gel, çok ciddi bir şey gel bunu. Ya çok ciddi bir şey söyleyeceğim. Size, dakika, size konuşma hakkı vermiyorum. Kim getirdi bunu? Size kaç defa buraya haksızlık yaptı? Şöyle bir şey söyleyeyim. 12 saat boyunca telefonlarımın hiçbirisini açmayıp gece bana uyuyorum dediğinde evde kız sesleri gelince ben de yanlış anladım. Aynısını ben yapsam... Olayı aldın. Sıfır. Hiç aldatmadım ben seni. O gün de aldatmadım ben seni. Sen olayı yanlış anladın. Olay aldatmak hiç değil. Olay bana haber vermemek. O olayı ben anlatayım mı? Ben Mert'in benim yanımdayken senin telefonunu açıp masanın üstüne koyup dans ettiğini biliyorum. Biliyorum. Ama aşkım sesin gelmiyor. Evet. Öpüşüm var inşallah anlamaz öyle şey. Siz sosyal medyada galiba... Ama yaptığı, ben anlatayım yaptığı hareket çok yanlış. Ben o gün arkadaşlarla önce video çekimine gittim. Hani isim vereyim mi bilmiyorum. Tamam Murat abi GF'nin çekimine gittim. Çok da eğlendik. Bence kız ama burada kız arkadaşına haber verebilirdin. Yani yavrum buraya gittim. Yavrum haber verdim zaten. O kızlar orada snap atarken bu hiç mi telefonuna bakmadı? Ben orada haber verebilirim. Hiç bakmadı. Ben 12 saat boyunca bunu aradım. Mesaj attım. Abartma. 12 saat hiç bakmadı. Ama ondan sonra yaptı ne peki? Gecenin 4'ünde. Bir dakika. Olayı çarpıtıyorsun. Sonra ben de dedim ki Bahar'a mesaj attın dedim. Abin evde mi? Hayır değil evde. Bana mesaj attın. Bir arıyorum arkadan kız ses. Ben uyuyordum hayatım. Ama bir şey diyeceğim de illa evde mi uyumak zorunda? İlla evde uyumak zorunda değil ki. Ama evdeyim dememiş, uyuyorum. Aynen ya uyuyorum. Ya şöyle bir şey var, ya bir sene beni konuşturmuyorsun ki yaptığın şeyi söylemeyeyim değil mi? Konuşturmuyorsun beni. Doğru söyleyeceğim onlara da geleceğim. Bir uyardı. Mustafa sana kız arkadaşın, sana aynı şeyi yapsa ne düşünürsün? Git köyüne geri döndürürüm yani. O zaman ben kendim. De o sinirle biz YouTube hesabının şifresini de değiştirmiş, Instagram hesabının şifresini değiştirmiş. Şifreyi ben sana geri verdim. Şifreyi ben sosyal mühendislikle aldım. Geri zekalı Özge 1-2-3 koymuş şifreyi. Mert, sen Özge'ye haksızlık etmişsin. Senin de haklı olduğun birkaç konu yok. Öyle bir şey yok. Bağıracağım sana. Senin yok. Bence barışın. Bir saralım. Bak ben... Hadi sarılın. Bak ben... Programı kapatacağız. İlişkimiz bitti. 120 bile çıkarmadım. Hadi. Ben dakika bitiyor sarılım. Hadi. O yalandan. Arkadaşlar YouTube masasının bu haftaki bölümünün sonuna geldik. Mertcan Bahar, Mustafa Ak, Cemal Sevindik ve Müktedanlardan Mert ile bu haftaki bölümün sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşmek, sevişmek dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Hala affetmedin seni.